Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir yemek tarifi vermek istiyorum. Soslu misket köfte yemeği. Yanına pilav yapın veya makarna yapın veya hiçbir şey yapmayın. Ekmekle tüketin. Nefis bir lezzet. Yapımı da çok kolay. Ben şimdi 1 kilo kıymadan yapacağım. Fazlasını, artığını yani buzluğa koyacağım ve başka sefer kullanıma hazır olacak. Daha pratik oluyor. Şimdi gereken malzemeler. Orta yağlı 1 kilo dana kıymam var. 1 adet büyük soğanı. Şu şekilde robotumla küçük küçük doğradım. Kesinlikle rendelemeyin. Böyle küçük doğranması köftenizin böyle daha sulu kıvamlı, yumuşak kıvamlı olmasını sağlıyor. 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 1 su bardağı ekmek içi veya galeta unu da olur. Biraz taze maydanoz doğradım ince. Baharat olarak bugün köfte harcı kullanmayacağım. Sadece 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tabi baharatları fazlasını damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Şimdi köftemi yapmaya başlayabilirim. 2 diş sarımsağımı rendeliyorum. Rendenin ince yeriyle. Soğanımı ilave ediyorum. Ekmek içimi. Maydanoz. Yumurta ve son olarak tuz ve baharatlarımı ilave ediyorum. Ve artık yoğurmaya başlıyorum köftemi. Köftenizin güzel olması için en baştan çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Güzel yoğurdum. Eğer zamanınız varsa üzerini kapatın, bir poşet geçirin veya streç film koyun ve buzdolabına koyun. Yani aslında bir gece bekletebilirsiniz veya 5-6 saat köfteniz çok lezzetli olur. Benim bugün zamanım kısıtlı, o yüzden hemen şekil vermeye başlıyorum. Elimi çok az yağladım sıvı yağla. Şöyle küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. İlk önce avucumu da sıkıyorum. Ve şöyle yuvarlıyorum. Ve yağlı kayıt serdiğim bir tepsiye, çay tepsisine köftelerimi diziyorum. Dediğim gibi ben birazını, fazlalığını yani bugünkü pişireceğimi ayıracağım. Kalanları buzluğa atacağım. Böyle tek tek dondurunca birbirine yapışmıyorlar. Donduktan sonra hepsini tek bir poşete koyacağım ve ihtiyacım olduğu zaman dilediğim miktarda çıkartıp pişirebilirim. Şimdi tüm köftemi bu şekilde hazırlıyorum. İkinci sırayı yaptıktan sonra üzerine tekrar yağlı kayık koyuyorum. Ve bu şekilde köfte harcımı vitesiye yapıyorum. Aralarına hep yağlı kayık koyuyorum ki birbirlerine yapışmasınlar. Köftelerim hazır. Gördüğünüz gibi kat kat yaptım. Bu şekilde buzluğa atabilirsiniz. Donduktan sonra dediğim gibi tek bir poşete koyun. Birbirine kesinlikle yapışmayacaktır. Ve dilediğiniz miktarda çıkartıp pişirebilirsiniz. Çok pratik oluyor. Şimdi dediğim gibi ben pişireceğimi ayıracağım bugünlük. Diğerlerini buzluğa atıyorum. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Tencereme bir adet soğanı yemeklik doğradım. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ve bir adet sarımsak doğrayacağım ince bir şekilde. Soğanlarla birlikte 2 adet havucu böyle ince küçük küp halinde doğradım. Soğan, sarımsak ve havuçları biraz bir kavuracağım. Böyle biraz kavurduktan sonra dilediğiniz miktarda köfte ilave ediyoruz artık. Ve dikkatli bir şekilde köftelerimizi de biraz kavuruyoruz. Böyle hafif kızarası kavuruyoruz.
Dikkatli bir şekilde karıştırın her seferinde. Bu kıvama gelince, böyle kavurunca gördüğünüz gibi kızarmaya başladı köftelerimiz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı, hatta yarım tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Ama mecbur değilsiniz. Ben domates salçası kullanmayacağım. O yüzden renginin böyle daha kırmızı olması için, hem daha lezzetli olması için biber salçası ekledim. Şöyle kavuruyorum biraz. İki adet rendelenmiş domatesimi ekliyorum. Dibini suyla çalkalıyorum kaseyi. Şöyle karıştırıyorum biraz. Çok fazla su eklemeyin. Çünkü sonuçta sulu olmayacak yemeğimiz. Böyle hafif sos kıvamında olması gerekli. Tabi suyunu çok fazla çekerse sıcak suyla açabilirsiniz biraz kıvamını. Tuz ilave ediyorum. Tuzu da kontrollü ekleyin. Çünkü köftelerimiz zaten tuzlu. Ve baharat olarak ben sadece karabiber ekliyorum. Şimdi ocağın altını biraz kısıyorum. Ve kapağını kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Yemeğim 20 dakikadır pişiyordu. Kıvamı nefis. Tam istediğim gibi. Evet, yemeğim pişmiş. Altını kapatabilirim artık. Şimdi size yemeğimin kıvamını göstermek istiyorum ve köftemin piştiğini göstermek istiyorum. Sosundan da üzerine gezdiriyorum. Köftelerim yumuşacık. Gördüğünüz gibi nefis pişmiş. Köftelerin dokusu yumuşacık. Lezzeti ise muhteşem. Sosu da anlatamam yani. Gerçekten çok kolay ama çok lezzetli bir yemek. Yanına ister pilav yapın, ister makarna yapın veya böyle dediğim gibi sade ekmekle de tüketebilirsiniz. Yani kısacası bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Klasik salçalı köfteden çok çok daha lezzetli. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.